friend. It's been a long time. Merhaba arkadaşlar, yine bir konsol canavarı videosuna hoş geldiniz. Evet. Kaldığım yerden devam ediyorum ve Abraham Braze'in ilk görevini yapacağız. Bu sefer tren çalacağız ha. Önceden trenleri koruyorduk hükümetin, şimdi de Meksika hükümetinin treni çalacağız ha. Hala bize güvenmiyorlar galiba. Where is Abraham Reyes? Here, amigo. Here. Well, look who it is. The American bandit turned bounty hunter who is about to win the Mexico Revolution. I don't know about that, mister. No, but I do, Mr. John Marston. I do. A man like you or me with just a few such men, I tell you I could rule the entire country. Hey, hermanos unidos, set my people free! Libre Mexico! Mexico! Libre Mexico! Mexico! Viva la revolución! Their energy is easy. Adam herkes anında gaza getiriyor ya. I feel I was sent for them and they were sent to me. Good for you. When I rule these people, I shall be fair and judicious and wise. How so, you ask? Very simple. I know these people. I know this land. In short, I can make them better. It must be pleasant to be a man or one with his destiny. I don't do it for myself, John Marston. I do it for my people. Well, exactly. Sarcasm, my friend, should be beneath a man such as you, don't you think? Very little is beneath a man such as me. Ha! Okay, well, in that case, I assume a little robbery will be a pleasant day's work. All in a good cause, of course. Come, my brother, let us strike while the iron is hot. Hadi bakalım, treni çalmaya gidiyoruz. Vámonos, mis hermanos. You must tell me more, John. Are my sources correct? Have you come to Mexico to murder your two best friends? Not exactly. We were friends once. A lot's changed since then. Herkese aynı hikaye anlatıyoruz ya. Herkese aynı hikaye anlatıyoruz ya. You'll be the first to know when I kill you, I promise. So where are they? Who? Williamson and Escuela. I'm not Williamson sure exactly where. They are definitely in Mexico. That much I know already. You told me you'd found them. And I will. I have my very best man working on it. If I find out you're lying to me, Reyes, you'll really see the man I used to be. I will give you your friends, I promise. Just give me time. Neyse, Abraham Reyes iyi birine benziyor. Büyük ihtimal bulacak o. So how did you meet these Williamson and Escuela? We ran in the same gang together. Under a fella called Dutch. We were all bad kids. Lost, angry, and forgotten. He kind of saved us. And turned you into criminals? Dutch didn't see us that way. We robbed banks, stole from the rich, and we gave the money to people who needed it more. Oh, zenginlerden çalıp fakirlere dağıtıyorlarmış. Robin Hood tarzı ha. Vay be. John Marston o zaman geçmişte de iyi biriymiş aslında. Çok kötü bir adam değilmiş o kadar da. I like the sound of this man, Dutch. Another violent idealist. Where is he now? I don't know. But I gotta find him once I'm done with them two. In the end, he went insane. Lost faith in everything. And everyone. Vay be, şimdi bir adam daha ismini öğrendik. Dutch. Dutch bunların lideriymiş eskiden. Dutch daha iyi biriymiş. Düşüncesi olarak yani zenginden çal fakire dağıt. Ama Williamson'la Escuela'nın amaçları yani para yani. Onların pek bir şeyi yok. Onlar kötü adamlar. Ama John Marston'ın işinde iyilik olan tek çeteli çete üyelerinden biriymiş demek ki.
Remind me to stay away from men with guitars. In a country where most people cannot read the newspaper, song is a powerful means of communication. We do what we can to battle the lies and propaganda of the government. I know. I've seen your poster. In the capital, they are already talking about my legendary escape from El Presidio, how I fought off... Oh, watch what you're writing! Finally, the people have the truth. I have to know, what did you think of Agustin Allende, young? I saw enough to know he ain't a good man. It is bad enough he beats the people he swore to protect, but it is worse that he enjoys it. Something must have made him that way. Cowardice made him that way, my friend. That and Sanchez, of course. Who? General Ignacio Sanchez. Our country's kind and generous dictator. Everything comes from him. It is like a father who beats his son, and then his son takes his dog outside and rapes him. That's a very specific example, Allende, Abraham. Es una marioneta. How do you say, a puppet? Everything he does is controlled by Sanchez. In America, they told us Sanchez was making things better here. Pinche propaganda. He talks about economic reform, about how this is a new golden age for Mexican people. But look around you. The people are poorer than ever. Sanchez, başbakanlara, diktatör. Allende is nothing more than a perrito for a... Amaçları ülkeyi zenginleştirmekmiş ama ülke daha da fakirleşmiş. Allende o zaman yani Meksika'nın başkanı ya da bir şey önemli biri değil, sadece buranın yöneticisi. Albay Allende. Onun da sonu gelecek ama daha var tabii ona. Kalesinde saklanıyor. Şimdi geleceğiz bunu, treni çalacağız ha. Oo, trende bayağı bir cephane var. La, önceden gittik cephaneleri koruyorduk. Şimdi de onları ele geçireceğiz. Nereden nereye ya John Marston? Nereden nereye? So listen, this train is filled with valuable supplies we need. But it's also filled with government troops. We'll set off a very loud distraction. You can board the train and then you can disconnect the army cars, huh? Okay. Okay, but listen, we've got to get this done before the train rolls out of the station. You make it sound so easy. Well, did I not promise you fun times, amigo? Eh? Hadi bakalım. There are too many soldiers. We must surprise them. Here, take this knife. You can use it to kill the guards quietly. Wait. Yine bıçak mı aldık, ne yaptık? Then get on that train as fast as you can. Ha, gizlice öldüreceğiz bunları, tamam. Ha tamam. Şöyle öldüreceğiz, tamam. Yuh yani bu, ha bunu gördüler, tamam. Ha bunu dikkatini dağıtmak içinmiş, tamam, anladım. Şimdi ben gidiyorum. Koş 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 koş. Bir dakika, eğil eğil eğil, eğil eğil, tamam. Tamam, güzel. Öldü. Sırada bu var. Bir de bu var. Tamam, güzel, hepsini öldürdüm. Kim var? Başka kim var? Tamam, hepsi öldü, tamam, güzel. Şimdi ne yapacağım? Buradan bunu çıkaracak mıyım? Oo, güzel, tam sessizce yaptım. Ben bunu hatırlıyorum, bu görevi. İlk oynadığım zaman hiç sessizce yapamamıştım. Bayağı bir düşman saldırıya geçmişti. Şimdi buraya nasıl çıkacağım ya? Bir dur John Marston, bir dur. Saçmalık yapma, çık şuraya. Çık şuraya. Ya. Tamam, çıktı. Come on!
Şimdi herkesi öldüreceğiz böyle. Güzelmiş ama, eğlenceli bir görevdi. Sessiz görevleri seviyorum ya, böyle gizli ajan gibi. En sevdiğim olaylar. Çık bakayım. Tamam, bu da ele geçirildi. Ya atlama şuradan ya. Hadi bakalım. Şimdi treni ele geçiriyoruz. Vay be, ordudan treni çaldık he. Tek başımıza ordudan treni çaldık. Rockstar'ın bu tarafı seviyorum işte ya. Bu tür böyle abartılı görevler olması. San Andreas'a çok güzeldi o. San Andreas'a çok iyiydi. Büyük ihtimal Grand Theft Auto 5'te de gelecek bunlar. Bu tür abartılı görevler. Gelsin ya, çok eğlenceli oluyor harbiden. Oo, ne istersem alabiliyormuşum. Güzel. Ne alacağım ki? Bakalım bir ne var orada. Ha, kasadan bir şey mi çalacağız? Tamam, hadi bakalım. Kaç 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 kaç. Tamam. Şimdi içeri girelim. Bunlar hadi bakalım toplasınlar bu malzemeleri. Oo, güzel, tamam bakalım. Belki içeride bir hazine mazine bir şey vardır. Kasaya açacağım değil mi? Pek hatırlamıyorum nasıl olacak bu ama. Bu arkadaşlar buradaymış. Ölmüş mü şimdi? Tamam o zaman. Ne yapacağım şimdi? Önce ilk numarayı bulmam gerekiyor. Evet, buldum. Ha. Ha, sıfırdan başlayacakmışım ilk başta. Tamam. İlk numara 50 idi. Şimdi left, sol yani. Bu tarafa doğru mu? Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Sağa doğru. Tamam. Güzel, açtık. Oo, tamam. Bakalım neler varmış içinde. Güzel. Çok iyi. Bir de bir kağıt var. Belki de Williamson'la alakalı bir şeyler olabilir mi? Oo, yeni bir silah bulduk. Güzel. Çok iyi, çok iyiydi bu. $200 bulduk. Güzel. Demek ki burada adamlar varmış ha. Bunları da öldürdük bombayı patlatınca.
Ne silah aldık biz? Yeni bir silah mı aldık? Bu mu benim aldığım? Yok. Bu en eski zaten. Pek bir şey aldık, almadık gibi, neyse. He, ben boşuna satın aldım o zaman. Boşuna satın aldım değil mi? Aynen. Çünkü bu silahı buradan bedava alacakmışız zaten. Ben önceden bir silah satın almıştım ya, herhalde o galiba. Veya da ekstra cephane aldık, olabilir. Güzel, çok az kaldı. Williamson'la bak yine arkadaşın, diğer arkadaşın ismini unuttum ya. Williamson'la Esquire'ler, tamam. Onları bulmamız az kaldı. Evet, yine bir sigara yakmış John Marston. Ne yapıyorsunuz? O onur daha da arttı ve kahraman olduk artık, güzel. Gel atın buraya, gidiyoruz. Abraham Reyes'in diğer görevini yapacağız.